Ekrem Demirli ile Cuma yazıları Musa'nın şeriatındaki Hızır marifeti Vesul ve Nebi Sana tabi olayım, bana sana öğretilen bilgiyi öğret. Hızır dedi ki, sen bana sabır gösteremezsin. Kehf 66 Hz. Musa ile Hızır hikayesi, Sufilerin Kur'an-ı Kerim'de en dikkat çektikleri kıssaların başında gelir, bunda tereddüt yoktur. Üstelik bu konuyu Hz. Musa'nın geçen hafta sözünü ettiğimiz Mecmaül Bahreyn yani insanın kemali anlamında yorumladığımız büyük yolculuğu ve arayışı üzerinden değil, zahir ve batın kavramlaştırmasıyla, şeriat bilgisiyle, ledün bilgisi arasında tesis ettikleri karşıtlık üzerinden, Hızır'ın ehemmiyeti açısından kurarlar. Hadi zatında tasavvufun dini hayat gelenekleri dahilinde meşruiyet ararken sıkça atıf yaptığı metinlerin başında bu kıssa gelir ve tasavvuf açısından burada durum gayet barizdir. Büyük Peygamber Hz. Musa ki o esnada henüz peygamber olup olmadığını bilmiyoruz ve daha önemlisi hazırla neden görüşmek istediğini de bilmiyoruz, yabancı bir insanın peşinden gidip ona tabi olmak ve ledün ilmini öğrenmek için ona talebi olmaya niyetlenmişse, tasavvufun insanlara söyleyebileceği çok mühim bir iş vardır. Bu itibarla kısa, tasavvuf için en önemli meşruiyet kaynaklarından biri olarak okunabilir. Zahir ile batın karşıtlığı en açık şekilde bu hikayede dile getirilmiştir denilebilir. Müslümanlar Hz. Peygamber'in hayatında Hz. Musa'nın, Hızır'ın, Hz. Şuayb'ın, Hz. Harun'un yahut Hz. İsa'nın hayatındaki Hz. Zekeriya, Hz. Yahya ve Hz. Meryem gibi örneklerle karşılaşmaz. Binaenaleyh Hz. Peygamber kelimenin hakiki anlamıyla bir ümmidir. Bununla birlikte Hızır II, 3. asırlardan itibaren Müslüman toplumunun maneviyatının meçhul bir şahsiyeti olarak tasavvufi hayatın birçok meselesinin en önemli dayanak noktası haline gelmiştir. Hızır'ın Müslüman toplumda nasıl bir yer teşkil ettiği ve bu yerin hangi süreçlerde ortaya çıktığı üzerinde pek bilgimiz yoktur. Lakin öyle veya böyle tasavvufun din bilimleri yaklaşımında zahir batım kavramlaştırmasını yerleştirip de görününün ardındaki görünmeyeni hakikat sayarak ona yolculuğu amaç edinmekle birlikte Hz. Musa ve Hızır karşıtlığı esaslı bir yer kazanmış görünmektedir. Öte yandan bu meseleye yani görünenle görünmeyen arasındaki zahirle batın ilişkisinin önce karşıtta daha sonra da zahirin salt bir araç haline getirilip önemsizleştirilmesiyle birlikte tasavvuf en ideal devresine girdiğini düşündüm. Hz. Musa bile kendisine zahirin ardındaki batını öğretmek için lüdünli bilgi sahibi mürşide muhtaç ve onun şeriat bilgisi buna sabır göstermeye elverişli değilse tasavvuf vazgeçilmezdir fakat ancak seçilmişlerin varabileceği bir yol olmalıdır. Binaenaleyh, tasavvufun bazen Hz. Musa'nın kuralcı yoluna mukabil hazırın batın yolu, bazen de satırlarla ve sözlerle aktarılana karşı gönle ilham edilen sır ilmi olarak görülmeye başlanmasıyla birlikte, hazır ve benzeri meçhul ve gizli insanlar tasavvufun gizeminde büyümüşlerdir. Meselenin en önemli kısmı ise hiç kuşkusuz rical kısmı ile ilgilidir. Sufiler dini hayatta kurucu alanı ve teorik merkezi rical ve velilere dayandırınca zahirin içi büsbütün boşaltıldı. Üstelik zahiri temsil eden bilginler, özellikle de fakihler, sufilere yakın oldukları ölçüde değerli görüldü. Bu nedenle sufilere göre İmam-ı Azam Cafer'e sadık olmasaydı Numan helak olurdu demiştir. Velhasıl Hızır'ın esas bir konu haline gelmesi de bu değişimle ilgili olmalıdır birçok veli ve tarikat mensubu Hızır'dan dedün bilgisi öğrendiğinden söz etmeye başlamış, Hızır tarafından terbiye edilmek tasavvufun normal bir hadisesi olmaya başlamıştır. Bu durum tasavvufta mürşit merkezli silsileye esas alan bir yönetimin yerleşmesini de görece tezif etmiş görünmektedir. Burada bir de Vesel Karani konusu ele alınmalıdır ki o da yaklaşık aynı çerçevede yorumlanmış bir konudur. Hikayeyi Hz. Musa merkezi okuyarak Hızır'ı bir talebe ve yardımcı haline getirense İbnül Arabi ve onun etkiledikleriydi. Vaka, İbnül Arabi meseleyi tam olarak Musa kıssası gibi okuyarak Hızır'ı ona tabi, bir nebi veli ilişkisi olarak yorumlamış ve hikayenin de tamamen bu istikamete okunmasını savunmuştur. Fakat İbnül Arabi'nin bu konudaki yorumlarının kendisinden sonlayı derinden etkilediğini ve Sufilerin bu bahisteki tutumlarını değiştirdiğini söylemek zordur. Hali hazırda yaygın tutum, yukarıda bahsettiğim Hızır merkezli ledün ilmi açıklamasıdır. İbnül Arabi'ye göre Hz. Musa büyük peygamber ve Hızır ise tabi bir nebidir. Buna göre hikayenin Hızır ekseninde değil, Hz. Musa ve onun şeriatı ekseninde okunması gerekir. Bu meseleden sonra kendi özel kavramlaştırmasıyla söylenmiş olan da söylenmemişi bulmak diye ifade etmiştir. Bu meyanda onun görüşünü destekleyen birçok hususa işaret etmek gerekir. Karşılaşmanın başlangıcında Hz. Musa ile Hızır'ın konuşma tarzı İbnül Arabi'nin görüşüne uygun bir yorumda okunabilir. Musa ona Allah'ın sana öğrettiği bilgiyi bana öğretmen için sana tabi olayım mı dediğinde bu cümle bir müridin veya talebinin müşidine sorabileceği bir soru değildir. Çünkü burada bir talepte bulunuluyor lakin bir şart öne sürülerek talep ediliyor. Böyle bir soru bir kamilin başka bir kamile hatta daha noksan birisine sorabileceği bir sorudur. İnsanın kamil olması her işte bütün bilgilere vakıf olmasını iktiza etmez. Bir bahisteki bilgisizlik, Kemal'in bir parçası olarak kabul edilir ve Kemal'e zarar vermez. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e istişare etmeyi belirten ayet-i kerimeler bu eksende yorumlanır. Her insanın Tanrı ile arasında özel bir yön vardır ve bu yön bazen ötekinin bildiği hakikatin özel bir veçesini anlatabilir. Bu bakımdan böyle bir talepte bulunmak Hz. Peygamber'in Allah'ım bilgimi arttır demesindeki gibi bir bilgi talebidir. İkinci cümle daha dikkat çekicidir. Sen bana karşı sabırlı davranamazsın demek. Bir mürşidin müride veya talebeye değil, bir insanın kendi üstünde olana söyleyebileceği bir cümledir. Çünkü ondan zımnen sabırlı olmasını talep ediyor ve bu konuda aciz kalarak umutsuz durumu beyan ediyor. Üçüncü cümle ise Hızır'ın cümlesidir. Sana açıklama yapıncaya kadar bana soru sorma. Hızır Musa'ya böyle neden dedi? Dedi çünkü Musa açıklama yapılması gereken üst bir makamdı. Sadece bunun için müddet talep etti. Başka gerekçeler de tespit etmek mümkündür. Her halükarda Hızır'ın Hz. Musa'nın şeriatında saklı bir imkan veya özel bir yorum olduğunu düşünmek gerekir.